Türkiye'de şu anda bir ekonomik kriz, sıkıntı kapıda. İnsanlar daha önce biriktirmiş olduğu sermayesi ticaret yapmak için hani kullanacağı veyahut da kredisi veyahut da diyelim ki malı, arazisi, evi elinde bazı hani birikintileri, stokları varsa bunlar pandemi döneminde erittiler. Eritiyorlar yani. Hepsi eremediyse de eriyor, gidiyor. Şimdi benim burada şuna şunu size söyleyeyim. Şuna dikkat edilmesi gerek. Türkiye'de sanayi sistemi, sanayi sektörü çok fazla Avrupa gibi gelişkin değil. Avrupa'da ve Çin'de, Amerika'da şöyle bir mağduriyet yaşandı. Bu koronavirüs sayesinde insanlar işe gidemediyse de evlerinde hani kendilerini hapsetmişseler de fabrikaların şartellerini indirdiler. Fabrika kısa dönem mecburi yani iş e, görevini gördü, mecburi hani kısa dönem çalışmalar oldu, zamanlı hani vardiyalı çalışmalar. Mecburi işler yapıldı onun haricinde fazla bir üretim yapılmadı. Adam araba firmaları mesela elindeki stokladığı arabaları e, sat, sattı yani onları elinden çıkardı. Bunların zararı böyle bir şey. Türkiye'de iş sanayisi sektörü mesela e, sanayi sektörü çok gelişkin olmadığı için virüs sebebiyle evinde kalanlar genelde hep bizim e, vatandaşımız komisyonculuktan, al-sattan e, hani e, ticaret meslek dallarından paralarını kazanıyordu. Hemen hızlıca örnek verin video uzamasın diye bunu sıralayınca belki 30-40 tane sayarım ama hızlıca söyleyeyim. Mesela diyelim emlakçılar. Adamın mesela 5-10-8-10 dairesi varsa müteahhitler veyahut da altıncılar veyahut da büyük hani toptancı pazar yerleri veyahut da galericiler yani mal elindeki malına göre ticaret yapanları söylüyorum. Adam toptan mesela büyük çaplı mal alıyordu, ucuz alıyordu. Satarken parasını kazanıyordu, komisyon alıyordu mesela. Altıncı mesela elindeki altınlar mesela kredisi var, bir sürü borçlarına ne hep açıldı. Elindeki biriktirmiş olduğu sermayeden yiyor. Bu mesela şöyle bir şey de diyelim altın sektöründe. Adam adam mesela altını altını mesela sadece bozmak veyahut da satmak veyahut da almak e, karını hani bir kenara bırakın. Çünkü kuyumcuların biliyorsunuz ayak altı olduğu için dükkan kiraları var. Bunların kiraları yüksek. Büyük alışveriş merkezlerindeki dolar bazından hani 10 bin dolar 20 bin dolarlar bazından kiraları olanlar var. Bu kiraları çok yüksek olanlar adamın birikintilerinden hani götürüyor, yiyor. Mesela Devlet tabii yardım ediyor ama şimdi genel itibariyle bu insanlar evini, arsasını veyahut da biriktirmiş olduğu yastık altı, herhangi bir rezervi varsa onlar eritiyor. Yani dolayısıyla eriyor. Gideri çok adamın. Eskiden geliri de çoktu ama şimdi pandemi dönemiyle gelir kesilince gider devam ediyor. Ama gelir yok. Bu da neye mal olacak? Krize mal olacak. İnsanlarda büyük bir açlığa yani bu bir sene içerisinde yapmış olduğu zararı 5 senede 10 senede geri toparlayamayacak. Yani demek istediğim kısaca şu 2010 ve 12-13 yıllarındaki yaşantınız, lüksünüz, arabanız, giyim kuşamınız, cebinizdeki paralar, telefonlar şunlar bunlar 2020'den sonra hani bazılar hani açız açız diyor hani politik yapıyordu, yalan söylüyordu, uyduruyordu ama şimdi artık gerçek aç olacaklar. Gitgide bu virüs insanları daha fazla ekonomik krize doğru da sürüklüyor yani. Kendilerini toparlamak epey bir zaman alacak. Avrupa gibi olmayacak. Adamlar şarteli kapattılar. Açınca hemen kaldırınca şarteli para kazanmaya başlayacak. Ama bir adamın mesela 2-3 tane yazlık davi, bavi bunları sattı. Hani kiralarını ödedi. Giderlerini kapattı. işçisini borcunu, kredisini kapattı. Tekrar onları geri tekrar alıp onları hani ticaretine devam edebilmek için yüklü miktarda mal satın alabilmek için para ihtiyacı var. Bu parayı da kazanmak 3-5 senesini alacak. Yani komisyonculukla geçinen, ticaretle geçinen Türkiye sanayisi çok yoğun olmadığı için büyük bir kriz yaşayacak. Buna hazırlamanız gerek kendinize arkadaşlar. Hani o açım diyenler gerçek aç olacaklar şimdi. Bu da bu da hani e, eskiden mesela 2000 10 yıllarında biz Avrupa'dan izine geldiğimizde 10-12, 10 yılları değildi, 10 yılları 2008 ve 10 yılları tabii o zaman daha iyi değildi. Ama 15, 16, 17, 18 yıllarında, 19 yıllarında bile izine geldiğimizde Türkiye'de büyük bir lükslü, lükslük vardı insanlarda giyim, kuşam, saç, kuaför, makyaj, cilt bakımı olsun, alım satım olsun, ev, arsa dükkanlar, restoranlar tıklım tıklım yollar o biçim yani arabalarla dolu tatil yerleri insanlar öyle bir rahat ki ama yine de açım diyordu. Ha ne oldu şimdi 2020'den sonra 2010 dedim ya 15 ile 19 arası Almanya'nın en lüks arabasıyla gelin Türkiye'ye hiçbir şey ifade etmiyordu. Türkiye'de dikkat bile çekmiyordu ama 2010, 2012 yıllarında 2008 yıllarında Almanya'da 2 yaşında 3 yaşında bir arabayla geldiğiniz zaman Türkiye'ye o zaman herkes böyle yıldız gibi ışıl ışıl öten araba diye böyle hayranla bakıyordu. O zaman yoktu tabi ama 2015 ile 19 arası dedim ya. Almanya'dan sıfır arabayla gelin. İsterseniz kimse yüzünüze dönüp bakmıyordu. Artık millet azdı, coştu diye. Ya. ya tankla sürsen sokakta yine bakmazdı. Uçakla gelmen lazımdı. Yani o dereceydi. Eğer Almancıysan Almanya'dan geldin Türkiye dikkat çekmek istiyorsan Almancıyım diye herkes dönsün sana baksın diyorsan Almanya'dan Türkiye'ye ...ultra lüks limuzunla gelecektin... ...dikkat çekeceksin ya da uçakla gelecektin... ...en lüks arabayla gel Türkiye... ...Almanya'ya normal hani 5 koltuklu... ...en lüks arabayla gel daha iyisi Türkiye'de vardı... ...şimdi 2020'den sonra... ...bu kriz girdi ya koronavirüs... ...sayesinde insanlar... ...benim tahminim rezervlere gidecek... ...ekonomik... ...darboğazlık olacak... ...tekrar da toparlamaya zorlanacaklar... ...artık Almancılar Türkiye'ye geldiği zaman... ...tahmin ediyorum ki ne gerçekten yoklukla hani karşılaştığı zaman Almancılar'ın duruşu, parası, malı, mülkü daha böyle dikkat çekeceğini düşünüyorum yani öyle görüyorum. İnsanlar tam aç olmayacak ama yarım aç olacak gibi me geliyor? Hani 2015 ile 19 arası yalandan biz açız diye yalan atanlar şimdi Allah'ın vermiş olduğu bir ceza mı diyelim, hak ettiler mi diyelim? Yalan, iftira veyahut da hep e, elindeki cebindeki olanı inkar ettiler, aldığı hizmeti inkar ettiler. Böyle mi diyelim? Neden ne dersek diyelim? Allahu Teala böyle bir sınama, bir deprem gibi bir sarsıntı, böyle ters düz etmedi ama bayağı bir böyle bir ağacı sirkeledi. Bayağı bir ağaçta meyveleri döktü diyelim. O da e, onun gibi yani öyle bir şey de düşünüyorum, düşünüyorum yani öyle bir denemek, böyle bir sınav e, sen bak o kadar nankörlük yaptın, inkar ettin. Bak ben de sana gösteriyorum gün, e, kulum gününü. Al sana padeş çekmeyi. Düz yolda asfalt üzerinde araba gitmiyor. Araba çöktü, araba battı asfalta derken Allahu Teala da seni böyle kumlu, çamurlu bir yola götürüp arabanı oraya götürüp al sana burada padeş çek. İşte padeş böyle çekilir. Öyle çekilmez diye bir gösteri gibi e, bir hani azap demeyelim de hani doğal afet büyük afet demeyelim de yani buna benzer bir sınama gibi bir test gibi bir şey olarak görüyorum ben arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.